Değerli basın mensupları, bugünkü konumuz Ulaştırma Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Yaklaşık 7 Ekim'den bugüne kadar bir İsrail hükümetinin zulmüyle karşı karşıya Filistinliler, bir soykırımla karşı karşıyalar, adeta Hitler'e rahmet okutuyorlar ve de hiçbir kimseyi de dinlemiyorlar. Ne Batı dünyasını, Hristiyan dünyayı, ne Musevi dünyayı, ne İslam dünyasını dinliyorlar, dinlemiyorlar. Ve Ulaştırma Bakanı aylar sonra ilk defa kaç geminin kalktığını açıkladı. Basın toplantımızın konusu bu ama esası başka bir şey. 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas saldırısı sonrasında ardından İsrail'in orantısız bir güç kullandığını ve burada Gazze'de ve Filistin'de büyük bir drama, trajediye sebebiyet verdiğini biliyoruz. Tam 100 gün geçti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 25 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bazı rakamlara göre de 30 bin olduğu söyleniyor. Yaralananların sayısı ise 60 bin ila 70 bin civarında. Yaklaşık 70 ila 80 bin civarında da konutu yok ettiler. Bu arada İsrail daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği Han Yunus'ta kara saldırılarını genişletti. Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılarda öldürülen yaklaşık 25 bin insandan 10 bini çocuk, sahibi. 7 bininin kadın olduğu açıklandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, eğitim kurumları, camiler, kiliseler bombalanıyor. Pazar yerleri ve toplanma alanlarında özellikle hedef alınarak siviller ve altyapı yok ediliyor. 2.3 milyon bir nüfusa sahip olan Filistin'de yaklaşık 1.9 milyon kişi yerlerinden oldu. Birleşmiş Milletler dahil insani ateşkes çağrısında bulunan herkes, İsrail'in modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir boyutta saldırı gerçekleştirdiğini ifade etmektedirler. Hamas'ın ülkesini işgal eden İsrail'e yönelik 7 Ekim'de yaptığı saldırıyı çökmekte olan siyasi kariyer ve ikbali açısından bir avantaja çevirmek isteyen Netanyahu, bu saldırıyı kendisinin Reştak yangını, biliyorsunuz Hitler'in Reştak yangınını bahane ederek neler yaptığını herkes biliyor, kullanmak istedi ve başarılı da oldu. İsrail ve dünya kamuoyunu Hamas'ın eylemlerinden sonra kendi tarafına çekmeyi başardı. Yapılacak seçimde gitmesi kesin gözüyle bakılan Netanyahu ve hükümeti bu sayede ömrünü uzattı. İsrail'de aylardır süren protestolar neticesinde iyice itibarsız hale gelen Netanyahu bu sayede İsrail halkını kendi etrafında toplamayı ve toplama imkanını buldu. İsrail'in yoğun saldırılarının 10. gününde yaşanan hastane bombalaması ile yeni bir sürece girmişti. Sivil kayıpların devasa boyutlara ulaştığı bu saldırılarda özellikle Al-Ahli Baptist hastanesinin bombalanması sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmiş ve büyük bir katliam yapılmıştı. Söz konusu bu durum şüphesiz bir insanlık suçunu oluşturmuştur. Tam bu iddiaların yerinde tespiti ve bu konuda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi amacıyla 18-10-2023 tarihinde Saadet Gelecek grubu olarak verdiğimiz bir ana araştırma önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Araştırma önergemizin konusu neydi? Grubu bulunan partiler birer kişi belirlesin veya ikişer kişi belirlesin. Madem ki Netanyahu ile aramız iyiydi, madem ki Sisi ile aramız iyiydi, Türkiye olarak yeni bir sayfa açmıştık. Netanyahu ile görüşülsün, Dışişleri Bakanlığımız, Sisi ile görüşülsün, Dışişleri Bakanlığımız ve yetkililer, her partiden ikişer milletvekili veya birer milletvekili burada Gazze'ye geçsinler, hem ateşkese vesile olalım, hem de İsrail'in anti propagandasına karşı da evet burayı kimin bombaladığını bütün kamuoyuna gösterelim. Burayı Hamas mı bombalamış, burayı İsrail mi bombalamış, bu 500 kişi hastanede yaralılar dahil olmak üzere kimler tarafından öldürülmüş, bunun belirlenmesini istedik ama her zaman laf ebedi yapan iktidar ve yandaşları yine aynı şekilde araştırma önergemize retoyu verdiler. Ve daha sonra İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Gazze'ye bir heyet gönderilmesini istedi, bir metin yazdı. Ve bu metin yazıldıktan sonra
biliyorsunuz bu metinden önce biz Gelecek Saadet Partisi grubu olarak da yine Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı yazarak, Mısır Büyükelçiliği'ne yazı yazarak milletvekillerimizin Gazze'ye gideceklerini bildirdik. Dışişleri Bakanlığı bize sözlü cevap vermeyi istediği zaman da hayır, sözlü cevabınızı istemiyoruz, yazılı olarak cevap vermenizi istiyoruz demiştik. Ve ardından da İnsan Hakları İnceleme Komisyonu buraya bir heyet göndermeyi kararlaştırdı. Hala o heyet gidecek. O heyet nerede? Ya Çeşme'ye su gelinceye kadar kurbanın gözü çıkarmış. Hani gidecektiniz? Siz milleti ahmak mı zannediyorsunuz? Siz milleti hakikaten balık hafızalı mı zannediyorsunuz? Ve bunların söylediği her şey lafta kalıyor ve yazıda kalıyor. Hiçbiri icraata dönüşmüyor. 100 gündür devam eden katliam, soykırım ve zulüm, dünyanın her coğrafyasında milyonlarca insan İsrail'in katliamlarını ve insanlık düşmanı eylemlerini kınıyor ve protesto ediyorlar. İsrail'e silah taşıyan gemilerin yanaştığı limanlardaki işçiler bu yükleri taşımayı reddediyor. İsrail'e yakıt taşıyan tankerlerin önünü kesiyor ve İsrail'in bu katliamlarını destekleyen kendi hükümetlerini protesto ediyorlar. Bu protestoların en yoğun olduğu yerlerin Batı ülkeler olması yanında İsrail'e de yüz binler Netanyahu protesto ediyor. İsrail'in Filistin işgaline ve zulmüne karşı dünyanın sayılı devlet ve fikir insanları bildiriler imzalıyorlar. Söz konusu bu deklarasyonu, yani Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığını çektiği bu deklarasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletvekillerimizin imzasına da sunduğumuzu hatırlatırım. Şu ana kadar da hiçbir milletvekilinden bir cevap, iktidar partisi milletvekillerinden bu bildiriye karşı maillerimize bir cevap da gelmemiştir. Hamburgercide yemek yiyen, kahve içen vatandaşlarımıza saldırıyorlar. Hükümet de el altından İsrail ile ilişkilerini ve ticaretini tam gaz devam ettiriyor. Oğlu ve damatları ile İsrail'i boykot, Filistin'e destek mitingleri tertip ediyorlar. Ama muhataplarının kim olduğunu bilen varsa beri gelsin. Ya kimi protesto ediyorsunuz siz? İsrail'i mi protesto ediyorsunuz? Ya İsrail'i protesto etmeyeceksiniz. Siz icraat yapacaksınız. Bu şekilde milletin gazını almaya çalışıyorlar. Tam olarak kimleri ve hangi ülkenin yöneticilerini hedef alıp ikaz ediyorlar bilinmiyor. Mesela batıda insanlar İsrail'e destek verdiği için kendi hükümetlerini protesto ediyorlar. Bizimkilerin kimi protesto ettiğini bilen var mı? Herhalde bizimkiler de bu oğul ve damat da herhalde babalarını, kayınpederlerini protesto ediyorlar. Niye bu İsrail'e ticaret gemileri gidiyor, askeri anlaşmalarını ve ticari anlaşmalarını iptal etmiyorsun diyerek. Bu iktidar İsrail'le birçok askeri ve ticari anlaşma yaptı. 2002 yılında 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimiz şu an 12-13 milyar dolara ulaşmış vaziyette. Ticaret, ithalat ve ihracat olarak ticaret hacmimiz. Şimdi kendi yandaş tavanının İsrail'le olan ticaretine de zarar vermek istemiyorlar. Bu konuda ciddi hiçbir adım atmıyor ve atmayacak da. Ama tabanının gazını almak için yas ilan edip miting düzenliyorlar. Çok iyi değil mi? Bir gece ansızın gitmeden önce hemen bu gece İsrail'le yaptığımız bütün anlaşmaları iptal edin. İsrail'e hiç durmadan petrol, yedek parça ve gıda taşıyan gemileri geri çağırın. Askeri işbirliklerinizi sonlandırın dediğimizde de yok öyle bir şey dediler. Hep mecliste hangi arkadaşımız konuştuysa yalan söylüyorsun dediler. Yalan dediler. Oraya hiçbir gemi gitmiyor dediler. Bizim limanlarımızdan gemiler gitmiyor dediler. Hatta bir milletvekilimiz kürsüde konuşurken de bu konuya temas ettiğinde vefat etmişti. Zat-ı hallerine verilen Yahudi cesaret madalyasından bahsetmiyorum bile. İktidar yandaşı bazı kesimler boykot diye İsrail menşeli bir takım gıda maddelerini yerlere dökeceklerine gidip AK Parti genel merkezinin önünde veyahut da külliyenin önünde boykot etsinler bu davranışı. Halihazırda İsrail ile ticari, siyasi ve askeri ilişkileri en iyi olan bu iktidarın elitleri değil mi? Hangi ticaretlerini, anlaşmalarını dondurdular ya da iptal ettiler? Bu soruyu sorduğumuzda yine kulak arkası etmişlerdi. Ama geçen gün mızrak çuvala sığdırılamayınca Ulaştırma Bakanı açıklama yaptı. Ne diyor beyefendi? 7 Ekim 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye limanlarından İsrail'e 701 gemi sefer yapmıştır. Hani yapmamıştı? Öne söylüyordunuz, grubunuz her gün bağırıyordu, protesto ediyordunuz, yalan diyordunuz, yalan diyordunuz. Ya Ulaştırma Bakanı'na söyleyin sene, yalan söylüyorsun desene. Niye demiyorsun Ulaştırma Bakanı'na? Bu Ulaştırma Bakanı affını istesin bakalım. Niye? Çünkü mızrak artık çuvala sığmayacağını anladınız. İleride başınıza işler gelecek, birinizin itiraf etmesi lazım. İtiraf ediyorsunuz. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül ediyor. Bu rakamlar gerek ülkemizden direkt İsrail limanına giden,
gerekse transit olarak bizim limanımıza uğrayarak İsrail'e giden gemi sayısının toplamıdır. Yaklaşık olarak üçte biri transit, üçte ikisinin ise ilk kalkış yeri Türkiye diyebiliriz. Yani Türkiye'den 7 Ekim'den bu yana 480 gemi direkt, 221 gemi ise transit olarak İsrail'e gitti. Bunu kim söyledi? Bunu Bakan, Ulaştırma Bakanı söyledi. Ne kadar mal gitmiş? 1.9 milyon ton mal gitmiş. Taşınan mallara ilişkin bilginin de Ticaret Bakanlığı'nda olduğunu söylemiş. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Ulaştırma Bakanı, aferin. Seni tebrik ediyorum. Sen 1.9 milyon ton mal gittiğini söylüyorsun. Güzel. Ve topu da Ticaret Bakanlığı'na atıyorsun. Şimdi Ticaret Bakanı, sana bir görev düşüyor. Bak, Ticaret Bakanı Ulaştırma Bakanlığı yalanlamasın. Grubu, AK Parti grubu buradan Ticaret Bakanlığı ve aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı yalanlamaya kalkmasın. Şimdi buradan Ticaret Bakanlığı'na bir görev düşüyor. Ticaret Bakanı, 1.9 milyon ton mal nevini açıkla. Fasulye mi? Yiyecek mi? Demir mi? Çimento mu? Silah mı? Buraya neler gidiyor İsrail'e? Hatta şöyle de biriniz de şöyle söylemiştiniz. Efendim, bu en son limanlarımızdan kalkan gemilerin taşıdığı mallar Filistin'e gidiyor. Çünkü Filistin'deki limanlara götüremiyoruz. İsrail limanları üzerinden Filistin'e gidiyor. Ya yalanınızı yesinler sizin be. 3Y ile geldiniz. Dediniz ki bu 3Y'yi ortadan kaldıracağız. 4 tane Y inşa ettiniz. Yolsuzluk devam ediyor. Yoksulluk devam ediyor. Ve aynı zamanda yasaklar devam ediyor. Bir de yalanlar devam ediyor Türkiye'de. Hani bu gemiler tamamen Filistin'e malzeme taşıyordu. Hani Mısır üzerinden Filistin'e gidecekti bu gemiler. Şimdi Ulaştırma Bakanı, sen açıkladın. Sıra Ticaret Bakanı'nda. Ticaret Bakanlığı tarihi bir göreve davet ediyoruz biz burada. Ve şunu söyleyeceğim. Hani dünya lideriydiniz? Hani dostunuz Netanyahu idi? Hani arkadaşınız Sisi idi? Sözünüzün dostlara karşı bir geçerliliği yok mu? Filistin'de bir kuru ekmek, ilaç vesaire bile direkt gönderemiyorsunuz. Bu da mı One Minute gibi bir hikaye? Dünya liderliğinizi de mi moderatöre söylediniz yoksa bilelim biz? Biz ne demiştik? Sayın Erdoğan İsrail'e halt bildiriyor. Terör devleti diyor. Kasap olduğunu söylüyor. İletişim başkanı da Haman dövücüsünün hınk deyicisi olduğunu ispat edercesine medyaya yansıyan, limanlarımızdan ve ülkemizden İsrail'e yük ve malzeme taşıyan gemilerle ilgili haberlere dezenformasyon bu, dezenformasyon. Yalan bu, yalan diye çıkışıyordu hatırlarsanız eğer. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı da aynısını söylesin. Dezenformasyon bu, yalan bu diyerek de çıkışsın. Sayın Erdoğan, ben de Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına diyorum ki, ey Erdoğan, siz konuşmaktan başka ne iş yaptınız diyorum. İlaç niyetine tek bir örnek söyleyebilir misiniz diyorum. İsrail'e yaptığınız hangi askeri ve ticari anlaşmayı iptal ettiniz? Bir anlaşma iptal ettiğinizi söyleyin. Niye iptal etmiyorsunuz? Edinsene bunları. Tabii ekonomik durum değil mi? Hemen oraya atıfta bulunacaksınız. Niye Türkiye'yi kucaklasaydınız? Siz Türkiye'nin cumhurbaşkanı olsaydınız, bütün muhalefet partilerini, bütün kesimleri, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirseydiniz, Türkiye cari açığında kapatır bu insanların. Ve efendim yastık altında şu kadar altın var demenize hiç gerek yok. Bu millet Ali Cenap bir millettir. Depremde millet görevini yapar. Devlet yapamaz, hükümet yapamaz. Sel felaketlerinde millet görevini yapar. Hükümet yapamaz, devlet yapamaz. Orman yangınlarında yine aynı şekilde millet görevini yapar. Şimdi Filistin konusunda da, Gazze konusunda da ve Mescid-i Aksa konusunda millet görevini yapardı. Yeter ki siz Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmuş olsaydınız. Siz partilerinizin genel başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı olmak yerine Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmayı tercih etseydiniz, Türkiye'de çok şeyler olurdu. Ve şunu söylemek istiyorum. Her gün onlarca gemiyle İsrail'e gıda, yiyecek vesaire taşıması, Ceyhan'dan petrol sevk edilmesi, İskenderun limanından demir çelik ihracatı yok diyorsanız, bütün kayıtları açıklayın dediğimizde yok böyle bir şey, yalanlıyoruz demekle kurtulamazsınız demiştik. Ne oldu şimdi? Bir tek yardım gemisini dahi Gazze'ye direkt gönderemeyip Mısır'a gönderiyorsunuz. Her gün malzeme ve gıda taşıyan kaç tane gemi Türkiye'den İsrail'e direkt gidiyor açıklar mısınız? Böyle mi büyük devlet olunur? İşiniz gücünüz boş hamaset ve goy goy dememiş miydik sizlere? Kameralar karşısında İsrail'e ve destekçisi ülke liderlerine kükrüyor, hat bildiriyorsunuz. Ama tek bir askeri anlaşmayı, tek bir ticari anlaşmayı bile iptal edemiyor, üstlere dokunamıyorsunuz. İncirlik'le ilgili bir şey diyemiyorsunuz, Kırıcık'la ilgili yine aynı şekilde hiçbir şey diyemiyorsunuz. Kameralar karşısında İsrail'e ve destekçisi ülke liderlerine kükrüyorsunuz. Yahu hiç değilse savaş uçaklarına, tanklara yakıt sağlayan, petrolün Türkiye üzerinden sevkine izin vermeyin diye resmen dil döktük yahu. Ama dinleyen kim? Dinleyen Miri Mefa'dan başka kimse değil ki. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 Kasım 2023'teki konuşmasında
7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılık ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla %50'den fazla azaldı dedi. Ve 17 Aralık 2023'teki konuşmasında Türkiye-İsrail dış ticareti Ekim'den bu yana %48 azaldı dedi. Ülkenin limanlarına inen mallarımız aslında Filistin'e ulaştırılıyor demişti ama gerçek tam tersi. İhracat rakamlarını gündemine alan karar yazarı İbrahim Kahveci, Ticaret Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında 319,5 milyon dolar olan İsrail'e ihracatın Aralık ayında %34,8 oranında artarak 430,6 milyon dolara yükseldiğini yazdı. Şimdi buradan soruyorum. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Sizin hangi sözünüze inanacağız? Neyinize itimat edeceğiz Allah aşkına? Sizler devlet mi yönetiyorsunuz? Yoksa başka bir şey mi yapıyorsunuz? Üstelik bu kadar hamaset ve İsrail karşıtı söylemlerin ardından niye bir yaptırım uygulamıyorsunuz dediğimizde, İsrail'e yönelik transit ticareti konu ürünlerde ülkemize limanlara uğrayan gemilerin sonraki destinasyonları uluslararası düzeyde ve ülkeler düzeyinde alınmış herhangi bir ambargo kararı bulunmamaktadır. Biz Türkiye olarak Birleşmiş Milletler kapsamındaki yaptırımlarını tanıyoruz ve uyguluyoruz diyorsunuz. Ya çok ayıp be. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bütün bu çelişkileri dile getirdiği esnada kalp krizi geçirerek vefat eden Hasan Bitmez kardeşim de tam olarak bunları söylüyordu. Hasan kardeşime bu vesileyle tekrar, her ölüm bir derstir, her canlı ölümü tadacaktır. Esasen bu dünyada güzel, onurlu yaşamak, bu manada bir miras, iz bırakmak, her birimizin arzu ettiği, etmesi gereken bir amaç olmalıdır. Rahmetli Hasan Bitmez güzel insandı, onurlu ve haysiyetli bir miras bıraktı. Allah'ımız rahmet etsin diyorum. Mossad ajanlarına yakalayan bir de muazzam iktidarımız var bizim. İsrail'in iç istihbarat şefi, Hamas'ın bütün yöneticilerini nerede olursa olsun öldüreceklerini söylerken Türkiye'nin ismini zikretmişti. Bizim dışişleri yetkilisi de haddini aşma, bizim ülkemizde böyle bir şey yapamazsınız, hatta bunun sonuçlarına katlanırsınız dedi. Peki İsrailli yetkili bu küstahlığı hangi cesaretle yapmıştı? Sebebi Erdoğan liderliğindeki hamasetten ibaret kof sözler ve masa altından yürütülen taviz politikalarıdır. Mesela Suudi Arabistan gelip ülkemizde bir muhalif gazeteciyi kıtır kıtır kesmedi mi? Bizim istihbaratın izlediği ve hatta kaydettiği iddia edilen bir süreçte asitle eritip yakmadı mı? Sonra Erdoğan tüm dünyayı ayağa kaldırarak Suudi Arabistan yönetimine meydan okumadı mı? Bunun hesabını vereceksiniz demedi mi? Ne oldu peki? Soruşturmayı, davayı kapatıp adamın katillerine dosyayı teslim etmediler mi? Aynısını Mavi Marmara gemisinde katledilen vatandaşlarımız için de yapmadılar mı? 3-5 milyona vatandaşlarımızın kanını bağışlamadılar mı? Bu iktidar o kadar ilkesiz ve omurgasız ki bütün dünya bunu öğrenmiş ve Türkiye'yi, bu iktidarı Türkiye üzerinden şamar olanı yapıyor ve Türkiye'den nasibini alıyor. Sonra uyduruk 3-5 adam yakalayıp Mossad'a darbe vurduk diye algı yapıp gaz alıyorlar. Bütün dünya AK Parti iktidarının ne olduğunu biliyor da beraber iş çevirdikleri İsrail mi bilmiyor? İktidarın bu laf ola beri gele had bildiren kof hamasetin iç politikaya yönelik gaz alma işleri olduğunu İsrail bilmiyor mu? İşte İsrail söz konusu cesaret ve küstahlığı buradan alıyor. AK Parti iktidarı ve Erdoğan İsrail'e terörist, yöneticilerine kasap diye seslenip meydanlarda miting tertip ederken, halkın gazını alırken ülkesinde tek bir miting bile yapmayan Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'i soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü Lahey'deki Adalet Divanı'nda yargılanması için dava açıyor. İsrail'e bağırıp çağırmaktan başka hiçbir iş yapmayan ama alttan alta ticaretini ve ilişkilerini artıran Erdoğan liderliğindeki Türkiye gibi sözde İslam ülkelerinden de tıssı yok. Ama Müslüman olmayan bir ülke olan Güney Afrika yönetimi halkından da aldığı destekle İsrail'i yargının karşısına oturtabiliyor. Neymiş efendim, lafla peynir gemisi yürümüyormuş. Geçen haftaki ilk duruşmada Güney Afrikalı avukat Adalet Divanı'nda yargıçların önünde Netanyahu'nun Tevrat'tan Amelik referansı İsrail askerlerin Amelek'in soyunu kurutun şarkısını dinletti ve soykırım niyetinin delil olarak sundu. Güney Afrikalı avukat Niju Kaitovi'nin izlettiği videoda Netanyahu'nun Gazze'ye işgale giden askerlere yazdığı mektupta eski ahitte Tanrı'nın İsraillere hepsini yok edin, çocukları, bebekleri esirgemeyin emrini verdiği kadim düşman Ameleklileri hatırlatmasını gösterdi ve ardından İsrail askerlerin Amelek'in soyunu kurutun, olaylara karışmamış sivil yoktur diye şarkı söyledikleri videoyu mahkeme heyetine izletti. Pabucun pahalı olduğunu gören Netanyahu ise geri adım atarak İsrail'in sivillere zarar vermediğini, sadece teröristlerle mücadele ettiklerini ve Gazze'de kalıcı olarak kalmayacaklarını söyledi. Bu sözlerin elbette gerçek bir yanı yok ama Güney Afrika'nın açmış olduğu davanın ne işe yaradığının açık göstergesi olmuştur. Peki İsrail'e terörist ve soykırımcı diyen ama hiçbir icraat yapmadan AK Parti iktidarı ne yapıyor? Yine sadece laf üretip hamaset yapıyor. Madem İsrail terörist,
gereğini yapsanıza, davaya müdahil olsanıza. Diyorlar ki efendim davaya müdahil olamayız. Roma anlaşması bir dakikalık iş ya. O anlaşmayı imza atınsana. Kendi iç işlerinizi bahane ederek yurt dışındaki uluslararası sözleşmelere imza atmaktan imtina ediyorsunuz. Ama Cumhurbaşkanı her zamanki gibi laf kalabalığı ile mevzuyu zamana yayıp milletimizi ninniliyor. İsrail bugün Lahey Adalet Divanı'nda yargılanıyor. Bizim vermiş olduğumuz belgeler Lahey'de ciddi manada iş görüyor. Bizim teslim ettiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz, buna inanıyoruz diyor. Yahu bırakın bu boş lafları. Ne belgesinden, ne delil sunmasından bahsediyorsunuz. Delilin de, belgenin de kralı gözlerimizin önünde değil mi? Hepsini canlı olarak izliyoruz. Sizin elinizde olan belge değil, davaya müdahale olup İsrail'in yargılandığı bu davaya, davada hakkı, hakikati bizzat dillendirip mazlumların hakkını savunmanız gerekir. Gerisi boş laftır. Son olarak, bakınız buradan İsrail yönetimine sesleniyorum. Soykırıma uğradık diye yıllarca konuştunuz, ağladınız, dil döktünüz, filmler yaptırdınız, şarkılar icra ettiniz, romanlar, hikayeler, piyesler yazdırdınız ve vicdan sahibi her insan gibi bizler de geçmişin bu acı hatıraları konusunda sizinle empati yaptık. Lakin bütün helallerinizi harama çevirdiniz. Evet, bütün helallerini harama çeviren bir hükümetle karşı karşıyayız. Bizim Yahudilerle, bizim Musevilerle hiçbir işimiz yok. Sadece Siyonist İsrail'le işimiz var. Tüm mazlumluğunuzu devasa bir zalimliğe tahvil ettiniz. Hastane bombalamak, kilise bombalamak, ibadethane cami bombalamak, masum insanları vahşice katletmek nasıl bir ruh halidir? Bu saatten sonra bize saldırdılar, propagandasını alıp başınıza çalın diyorum. İnsanlığın yüz karası bir yönetim ve ona cevaz veren bir halkın bu saatten sonra bizden duyacağı tek şey insanlık aleminin kımıl zararları olarak anılmak ve bundan sonra bu minvalde muamele görmek olacaktır. Lanet olsun size diyorum. Teşekkür ediyorum değerli masum mensuplar. Sorunuz var mı? Efendim, yarın Bakanlar Genel Kurulu bilgilendirecekler bu terörle mücadele noktasında. Yine şehitlerimiz var. Türkiye'nin yüreği yanıyor. Sizin kafanızda sorular var mı bakanlara yönelteceğiniz, gerek Milli Savunma Bakanı'na gerek Dışişleri Bakanı'na yarın için? Bir de bu 2019 yerel seçimleri sırasında Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması ve Abdullah Öcalan'ın mektubunun okunması ile ilgili olarak konuşulanlar, söylenenler, yazılanlar hepsi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi mahkeme tarafından. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kişiyle ilgili İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'la görüşen öğretim üyesiyle ilgili önce beni aradılar. Gece saat 1'de evimde oturuyordum. Terasta kitap okuyordum. Bir arkadaşım aradı, bir profesör arkadaşım. Bir beraber üniversite hocalık yaptıklarını, Abdullah Öcalan uzman olduğunu ve Abdullah Öcalan'la görüşmek istediğini, bunun mutlaka yapılmasını söyledi. Ben şüphelendim. Aracı olmak istemedim. Sonra başkaları devreye girdi ve önce Sayın Cumhurbaşkanı'na görüştüler, MİT müsteşarıyla beraber görüştüler. Ardından da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşerek Abdullah Öcalan'dan bir mektup alarak o mektup ilk defa ailesinin ve avukatların dışında birisi dışarıdan görüşmüş oldu ve o mektupta seçim malzemesi olarak kullanıldı. Türkiye'de yapılan hastalıklı bir siyaset anlayışı var. Bu kaht-ı ricalin olmadığını gösteriyor. Yani kaht-ı rical sıkıntısı yaşıyoruz. Devlet adamı sıkıntısı yaşıyoruz biz Türkiye'de. Ve ardından da bu mektup üzerinden siyasi malzeme yapıldı seçimler için. Ve daha sonra da Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'ye çıkartıldı. Ve AK Parti o zamanki grup başkan vekili de TRT'ye çıkartmadık efendim, TRT Kürdü'ye çıkarttık dedi. Ya ne diyeyim ben bu tevillere Allah aşkına? Bu zırvalar tevil götürmüyor ki ya. Bu tevillere ne yapacaksınız, bu zırvalara ne kadar tevil edeceksiniz bunları? Ardından da Osman Öcalan'la ilgili olarak da çeşitli soruşturmalar yapıldı ve geçen gün mahkemede, dün de mahkeme şöyle bir karar verdi. İfade özgürlüğü. Kimse demedi ki, mahkeme başkanına da sesleniyorum buradan mahkeme heyetine. Yahu bu adamı kim getirdi TRT'ye ya? Aranıyordu ya kırmızı bültenle. Onlarca kişinin katiliydi bu adam ya. Kim getirdi? Kim söyledi? Seçim için devlet tercih edilir mi ya? Devlet için seçim tercih edilir. Millet için seçim tercih edilir. Cumhuriyet ve demokrasi için seçim tercih edilir. Olur mu böyle bir şey? O nedenle şimdi çeşitli görüşmeler üzeri yapıldığını da görüyorum ben, çeşitli görüşmeleri. Şimdi burada seçimler öncesinde Kandil her gün bağırıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde.
14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesinden. Recep Tayyip Erdoğan kazanmamalıdır. Tek adam kazanmamalıdır. Millet de dönüyordu. Bunlar böyle diyorsa biz tersini yapalım diyordu. Göç politikası da aynı şekildeydi. Buradan da aynı şekilde birileri giderek Birleşmiş Milletler'de şu demeci veriyordu Kemal Bey. Diyordu ki muhalefet var ya, bu muhalefet bu Türkiye'ye gelen göçmenlerin tekrar ülkelerine gönderilmesini istiyordu. Bu bir soykırımdır. Bu yanlış bir uygulamadır. Biz ise bunları kendi ülkemizde muhafaza edeceğiz diyordu. İtalyan Başbakanı da kendi ülkemize asla bir göç deposu yapmayacağız ifadesini kullanıyordu. Sayın Erdoğan da gidip muhalefeti Birleşmiş Milletler'de başka ülkelere şikayet ediyordu. Tabii ki şüphelerimiz var. Tabii ki kafamızda istifamlar var. Türkiye doğru yönetilmiyor ki. Türkiye bir hukuk devleti değildir artık. Hukuk devletinin olmadığı yerde ekonomi devletinden de bahsedemezsiniz. Gelir dağılma adaletten bahsedemezsiniz. Aynı zamanda ekonomi devleti değilse dış politikada da siz savrulmuşsunuz demektir. İtibarsızsınız demektir. Size karşı da her türlü operasyonu yaparlar. Bir yandan mal varlığınız nedeniyle, bir diğer yandan Türkiye'yi kötü yönettiğiniz için, dostsuz kaldığınız için, Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz dediğiniz için, Sisi'yle aynı masada oturmam canım, işte onlar darbecidir, işte genel af ilan etmelidir deyip tekrar aynı masada oturmanızdan dolayı, öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri'yle şerefsizler deyip, ardından da yine gel kardeşim şerefsiz değilsiniz siz, şerefli bir komşusunuz diyerek, dostsunuz, dindaşsınız diyerek kucakladıkları için, Suudi Arabistan'la ilgili biraz önce söyledim, Kaşıkçı davasında yine aynı şekilde, ne yani verelim dosyayı da kayıp mı edin deyip de ardından da tekrar Suudi Arabistan'la ilişkiler kurmaya kadar, hatta maç yapmaya kadar, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de oralara göndermeye kadar savrulan bir hükümetle karşı karşıyayız. Türkiye bir yandan terörle mücadele etmelidir. Bir yandan da terörü doğuran bataklıkla mücadele etmelidir. Önemli olan teröristle mücadele etmek değildir. Bataklığı kurutmaktır. Bölücülüğü kurutmaktır. Türkiye'de bütün etnisiteleri beraberce demokrasi çatısı altında buluşturmak, bütün mezhepleri demokrasi çatısı altında buluşturabilmek, cumhuriyeti demokrasiyle, devleti hukuk, liyakat, ahlakla tanıştırabilmek, hukuku da adaletle buluşturabilmek en büyük gayemiz olmalıdır. Ve burada ihmaller olmasa 21 günde 21 tane şehit mi verilir Allah aşkına ya? Ya bu pençe kilit operasyonu başladığından itibaren kaç askerimiz öldürüldü orada? Niye Amerikan askerleri öldürülmüyor? Niye Rus askerleri öldürülmüyor da niye Türkiye'nin askerleri öldürülüyor? Niye Türk askerleri öldürülüyor? Suriye'de bile Amerika'nın çok az kaybı var, Rusya'nın çok az kaybı varken ki oralarda bilek güreşi yapıyor iki tane süper devlet. Siz de kalkıyorsunuz sınırlarınızda, orada onlarca askeriniz ölüyor, mayınlara basıyor. Çünkü sizin istihbaratınız zayıf, çünkü sizin ekonominiz zayıf, çünkü sizin teknolojiniz zayıf. Eğer Türkiye zamanında atak helikopterlerini yapabilseydi, Altay tankını yapabilseydi, BMC'yi iç etmeseydi, Türkiye kirpilerini yapabilseydi, Türkiye savaş uçaklarını yapabilseydi, Türkiye çok zengin bir ülkedir. Milletini kucaklayan bir iktidar olmuş olsaydı biz çoktan Avrupa Birliği'ne girer ve de komşularımızla iyi ilişkilerimiz olur. Aynı zamanda da İsrail bu kadar pervasız olamaz. Terör örgütleri de bu kadar destek bulamazlardı. Teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. İktidarı çok sert eleştirdiniz Gazze konusunda. Siz iktidar olsaydınız ticareti keser, orduyu gönderir miydiniz? Nasıl efendim? Ticareti keser, orduyu gönderir miydiniz? Teşekkür ediyorum. Efendim biz bir kere biz iktidar olmuş olsaydık dış politikada bu kadar savrulmazdık. Hukuk devleti olurduk. Ve hukuk herkese eşit muamele eder. Güçlülerin yırtıp geçtiği balık ağları, güçsüzlerine takıldığı balık ağları olmazdı hukuk. Onlarca örnek verebilirim. İkinci olarak Türkiye ekonomisini eşit bir şekilde dağıtırdı herkese. Gelir dağılımında adalet olurdu. Eğitimde fırsat eşitliği olurdu. Aynı zamanda biz dış politikamızda da Yunanistan'a bir öyle bir böyle, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir öyle bir böyle, Suudi Arabistan'a bir öyle bir böyle, Sisi'ye, Mısır'a bir öyle bir böyle, Mursi'ye başka, Sisi'ye başka, Rusya'ya başka, Putin'e başka, Amerika'ya başka, ey Trump, ey Macron, ey Almanya, ey Hollanda gibi saçma sapan icraatlarda bulunmazdık ve de doğru işler yapardık. Bir yandan komşularınızla iyi ilişkiler kuracaksınız diyorsunuz. Bir diğer yandan da Yunanistan gazetesi size soruyor, Yunanlı gazeteci. Efendim bir gece ansın gelebiliriz demiştiniz adalarla ilgili. Ne, ben adalara demedim efendim. Ben onu kesinlikle teröristlere söyledim. One minute. Efendim one minute. Yok canım ben orada Simon Perez'e söylemedim 4 saat sonra anlaşmada. Ben bunu moderatöre. Doğru moderatör plajlarda adam öldürüyordu, çocuk öldürüyordu. Bakın böyle bir devlet anlayışı olmaz. Ben 30 yıldır siyaset yapıyorum. 17 yıl Muhsin Yazıyor'la, 10 yıl AK Parti'yle, 5 yıldır da muhalefette şimdi Gelecek Partisi'yle, şimdi Saadet Gelecek Grubu'nun başkanıyım.
Türkiye lütfen, Türkiye yönetenler böyle saçma sapan bir hukuk anlayışı, saçma sapan bir ekonomi anlayışı nasıl diyeceksiniz? Öbür taraftan faizler düşecek, öbür taraftan sebep faiz sebep enflasyon sonuçtur diyeceksiniz. Ardından bu sefer de gelecek adam size hakaret edecek, rasyonel bir politika izleyeceğim diyecek. Sizi irrasyonel politikayla suçlayacak. Ardından da dış politikada bu kadar savrulacaksınız. Mal varlığınızı açıklarım, aptal olma denildiğinde o mektubu iade edemeyeceksiniz. Bin yıllık devletin çocuklarıyız biz. Anadolu topraklarında büyük devletler kurduk. Lütfen Türkiye'de artık hiç kimse ben iktidar oldum, seçmen bana oy verdi diyerek istediğimi yaparım mantığı içinde hareket etmesinler. Mesele şudur, eğer böyle bir dış politika izlenmeseydi bugün İsrail bu kadar pervas olamazdı. Sayın Ahmet Davutoğlu söylemiştir. Daha önceki Dışişleri Bakanları da söylemiştir. Ahmet Davutoğlu'dan önceki Dışişleri Bakanları da. İsrail'de bir kriz olduğu zaman gerek Hamas'la gerek Filistin hükümetiyle bir FKÖ ile bir devreye girdiğinde hemen bizi arıyorlardı. Lütfen çözün diyorlardı. Şimdi niye aramıyorlar? Sizin biliyorlar ekonominizin kof olduğunu. Sizin biliyorlar hukukunuzun kof olduğunu. Sizin biliyorlar %30 civarında bir oyunuzla onların karşısına geçtiğini. %65-70'i dışladığınızı biliyorlar. Ben o gün Numan Kurtulmuş'a da söyledim. Yurt dışına gidiyorsunuz dedim. Gelin bu 15 tane parti temsil ediliyor. Onlarla bir kahvaltı vererek gidin. Çin'e gidiyorum, Almanya'ya gidiyorum, Amerika'ya gidiyorum deyin. Anlatın niçin gittiğinizi. Arkamda benim 15 parti var, meclis var diyerek gidin. Bunu Sayın Erdoğan'a da söyleyin dedim. O da bir yere giderken Türkiye'deki bu parlamentodaki grup başkanlarıyla otursun, konuşsun ve dönsün. Ben %30'la gelmedim. Ben %90'la geldim, %95'le geldim, %100'le geldim diyerek buraya gelsin ve ona karşı bir politika izleyelim. Türkiye büyük devlettir fakat hükümet küçüktür. Sosyal medya mesajları gündeme düştü ve tartışılıyor. Birisi doğrudan aslında sizi de hedef alan bir şey, bütün muhalefet partilerinin terörle işbirliği yaptığı ve hain olarak ilan edildiği bir mesajdı. Bir de onun arkasından hatırlatma geldi. 2012 hatırlatması. 2012'de Sayın Destici'nin atmış olduğu bir sosyal medya mesajı. Orada da işte terör bitecekse özellik kabul edilebilir gibi bir mesajı var. Nasıl değerlendiriyorsun? Devlet adamlığıyla siyaset adamlığı farklı şeylerdir. Sayın Destici birilerine şirinlik muskası yazmak için bütün muhalefeti terörle iltisaklı göstermiştir. Bu terör örgütlerin isteyip de bulamadığı bir cümledir. %55 oy almış bir muhalefet var orada bahsettiği partilerin. %55 oyları var. Böyle bir şey terör örgütlerini cesaretlendirir. Aynı zamanda da toplumsal taban bulmalarını da sağlar. Oysa ki şunu söylemesi lazımdı. Türkiye'de hiçbir parti terör örgütünü desteklemez. Bazı birkaç partinin içerisinde terör örgütünü destekleyen kişiler vardır. Suçların şahsiliği prensibi vardır. Hukuk gereğini yapmalıdır. Yargı gereğini yapmalıdır. Meclis gereğini yapmalıdır demesi gerekirdi. Bunu söylemesi gerekirdi. Sayın Destici kusura bakmasın çok ciddi bir hata yapmıştır. Sayın Erdoğan'a şirinlik muskası yazmak istemiştir. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nda kemiklerini sızlatmıştır. Terörle hepimiz mücadele edeceğiz. Teröristle mücadele edeceğiz. Bölücülükle mücadele edeceğiz. Türkiye'deki özellik, Katalonya'daki isteyenler, özellik isteyenler Katalonya'daki özellik istemiyorlar. Katalonya'daki özellikte Savunma Bakanlığı yoktur. İçişleri Bakanlığı yoktur. Maliye Bakanlığı yoktur. Dışişleri Bakanlığı yoktur. Peki böyle bir şeyde bunlar ne istiyorlar? Kuzey Irak'ta ne istemişlerdi? Belli değil mi Kuzey Irak'ta? Bir devlet kurma çalışması var orada. Hatta bununla ilgili olarak da bir referandum olduğu zaman da Türkiye, İran, Irak ve Rusya da buna müdahale etmişti. Ve oradaki referandum da yapılamamıştı, olmamıştı. O nedenle Türkiye'de bir özelliğin olması mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de herkes birbiriyle karışmıştır. Kürdün yaşadığı yerde Türkmenler, Lazlar, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar, Romanlar yaşamaktadır. Romanların yaşadığı yerde diğer etnisiteler yaşamaktadır. Herkes birbirine kız alıp kız vermiştir. Beraberce yaşamaktadır. Aynı kültürün çocuklarıyız. Bir tek dil farklılığı üzerinden, yani bir Kurmançça farklıdır, Soranice, Goranice farklıdır. Bunlar üzerinden de ayrı izlemeni doğru bulmuyorum. Ama Türkiye'nin demokratikleşme sorunu vardır. Hukuk sorunu vardır. Gelir dağılımında adalet sorunu vardır. Bu hepimiz için geçerlidir. İktidara yakınsanız, Kürt de olsanız, Türkmen de olsanız, Alevi de olsanız, Sünni de olsanız her şey olursunuz. Sağcı da olsanız, solcu da olsanız, iktidara uzaksanız, 7 göbek Türkmen de olsanız, 10 göbek Sünni de olsanız hiçbir şey olamazsınız. Örnek de benim. Teşekkür ediyorum. Var mı? Başka bir şey yok değil mi? Teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum.